özellikle Ege bölgesinde iki haftadır hafta sonlarını referandumlar yaparak geçiriyoruz. Bu referandumların amacı yeni çıkan büyükşehir yasasında büyükşehir olan illerdeki kapatılan belediye başkanlıkları ile ilgili. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bulunan büyük şehirlere ilaveten 13 tane yeni bütün şehir bu önümüzdeki bir yıl sonra yapılacak seçimlerde yeniden oluşturulmuş olacak. Gerek eski büyük şehirlerde gerek yeni yapılacak 13 yeni bütün şehirde tüm belde ve köyler tüzel kişiliklerini kaybedip ilçe ve büyük şehirlere mahalle olarak seçimlerde oy kullanacaklar. Biz burada Türkiye'de yerel demokrasinin en güzel uygulandığı gerek köy muhtarlıkları olsun, gerekse halka hizmet anlamında kendi beldelerinde en kolay hizmete ulaştıkları nokta olan belde belediye başkanlıkları olsun, buraların özellikle kendi gelişmekte olan yörelerde kendi kendine yeten icracı, yatırımcı, proje üretebilen belediyelerinin kapanmamasını, ekonomik olarak iflasa sürüklenmiş, nüfus olarak çok kabul edilebilir noktalarda olmayan, mevcut yasadaki 2000'in altına geçen yerlerde tabii ki beldeler kapatılabilir. Ama örneğin Akbük gibi, örneğin Kuşadası'nda Davutlar gibi, örneğin Söke Ortaklar gibi, örneğin Sultanhisar'dan bile, kendi ilçesinden bile daha büyük olan ve Cumhuriyet'ten bile daha eski olan Atça Belediyesi gibi belediyelerin kapanması hem o belde belediyelerin bugüne kadar olan varlığının sonlandırılmasıyla demokrasinin yara göreceği hem de hizmet noktasında halkı mağdur edeceği, hizmetin aksayacağı bir uygulama olarak halktan aldığımız tepkiler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim karşı olduğumuz bir uygulama. Bunu biliyorsunuz. Biz önceki hafta pazar günü Akbük Belediyesi'nde yani belde belediyeleri CHP'li olan beldelerde referandum yapmıştık. Oradan çıkan sonuçları sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta sonu da yani dün yaptığımız referandum çalışması da MHP Belde Başkanlığı'nın da desteğiyle beraber ilçemizde Akyeniköy'de gerçekleşti. Akyeniköy beldemiz de bildiğiniz gibi eski ve uzun yıllardır kurumsal tüzel kişiliğini sürdüren bir belediyemiz. Ve nüfusu itibariyle de nüfusu 2000'in üstünde olan, borcu harcı olmayan, kendi yöresine hizmet üretebilen nitelikli bir belediyemiz. Bu belediyemiz Didim'le beraber özellikle gelişme, önümüzdeki süreçlerde de daha da büyümeye müsait olan bir yapıda beldemiz. Ama alınan bu karar, bu beldemizdeki belediyenin kapatılması kararı, beldemizin bu gelişme sürecini olumsuz yönde etkileyecektir. Hem vatandaşın hizmet alımını hem de belediyedeki beldedeki bu gelişmenin duracağını bizler düşünüyoruz. Bizlerin bu düşüncesinin haksız ve yersiz olmadığını, oradaki insanların sandığa yansıyan iradesi ortaya koydu. Ben bu sandıkla ilgili sonuçlarla ilgili kısmı bu işin odağında yer alan Akyeniköy Belde Başkanımıza bırakacağım. Ama biz bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Şartnamesi'nde, imzacısı olduğumuz Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Şartnamesi'nde olduğu gibi beldelerin ve köylerin kapanma kararını o yörede yaşayan belde ve köy halkının alması gerekir. Doğrusu budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayri resmi olarak yürüttüğü referandum çalışması bu anlamda yapılmış bir simgesel etkinliktir. Ve bu etkinlikten çıkan sonuçta AKP'nin ısrarcı olduğu ve dayattığı bu uygulamanın sandıkta ters edeceğini de göstermektedir. Akyeniköy bu anlamdaki sonuçları ve kendi görüşleri açısından ben sözümüzü belde başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. 21 Ekim tarihi sabah 9, akşam 5.30'a kadar yaptığımız referandumda güzel bir katılım sağlandı. Akyeniköy'de 878 oy kullanıldı. Bunun tamamı hayır yönündeydi. Diğer partili belde başkanlarına ilettik referandum yapılacağını. Destek verenler oldu, katılmak istemeyenler oldu. Ama halkımız buna olumlu yaklaştılar. Dediğim gibi hiç evet oyumuz yok, hepsi hayır yönünde. Biz Akyeniköy beldesini Didim'in giriş kapısı gibi düşünüyoruz. Çünkü Didim'e gelen ilk insanlar Akyeniköy yolundan geçerek buraya geliyorlar. Yani, bu nedenle de yerinde yönetimin, yerinde hizmetin verilmesinin devamını istiyoruz. Dünkü sonuçlarımız da bu yönde.
Ankara'da veya nerelerde bu konuyla ilgili bir şeyler yapılacaksa bunların göz önünde tutulmasını istiyoruz. 92 yılında belediye belde oldu. O dönemde ilk belediye başkanımız Recep Karakaya bunun için çok mücadele vermişti. Muhtar azasıydı. Belde olabilmemiz için o dönemki iktidara gidip konuşmalar yapıldı ve vatandaşa sorularak buraya gelineceği söylendi. O dönemde de insanlar belde olmamız yönünde karar verdiği için belde yapılmıştı. Şu anda beldemiz elimizden alınıyor ama bize hiçbir şey sorulmuyor. Bu nedenle referandumun önemli olduğunu, bizim karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de katılan herkese, oy veren herkese teşekkür ediyorum.